Çınar hoş geldin. Hoş buldum. Keyfin nasıl? İyi, çok iyi. Nerede yaşıyorsun? İstanbul'da yaşıyorum. Nerede oynuyorsun? Hangi salonda? Bilardo'da oynuyorum burada. Ferdi hocam bana ders veriyor. Güzel bir şekilde bilardoyu devam ettiriyorum. Kaç yaşındasın? 12. Ne zamandır oynuyorsun bilardo? 2 yıldır oynuyorum düzenli. 10 yaşından beri düzenli şekilde oynuyorsun. Evet. Derecelerin durumu ne durumda şu an? Türkiye'de 9'unculuk var şu anda. İnşallah daha sonralarda milli takıma girmek umuduyla devam ediyorum. Harika. Peki bilardoya tutkun nasıl senin? Çok fazla. Yani önce ders, önce okul ama sonra bilardo geliyor benim için. Değil mi? Yani, tabii ki de evet. Derslerin, hepinizin dersleri, okulu öncelik. Evet. Ama onun haricinde yani biraz önce de bahsettiğim gibi belirli sponsorların olsa, bunu meslek olarak yapıyor olsan sadece bilardoya odaklanmak ister miydin? Evet, çok isterdim. Çünkü bilardoyu çok seviyorum ve eğlenceli geliyor. Hayatım boyunca bunu bir kariyer olarak oluşturmayı isterdim. Evet, olarak. Çok isterdim. Neden olmasın ama yani istiyor olman şu anda bu noktada yeterli. Çünkü eminim bununla ilgili destekçilerin, sponsorların çıkacak. Ve senin de bu sevgin mutlaka da yeteneğine de yansıyacak. Yapabildiklerine de yansıyacak. İki senedir oynuyorsun. Şu anda ne durumdasın turnuvada? Bu şu anda burada bir kere yenildim, bir kere kazandım. Şimdi karşı rakibimi bekliyorum. Maçında. İddialı mısın? Çok. Sen de hırsızsın. Evet. Onu da görüyorum. Burada da devam ettireceksin herhalde. Şampiyonluğa evet. kadar gideceksin. Okulun ne durumda? Nasıl gidiyor? Okul iyi gidiyor. Bir de benim şöyle bir şey var. Okuldan servisle tam bunun önünden geçiyor. Buranın önünden geçiyor. Öyle bir şansım var. Her hafta geliyorum buraya. Her gün. Güzel bir şey. Çok güzel. Ailen de zaten gelip salonu görüp içeride Ferdi'yle ve diğer insanlarla tanıştığı zaman artık algısı da mutlaka değişmiştir. Ve ailen de destekçi sanırım bu konuda. Çok teşekkürler. Evet. Sağ olsunlar. Senin gibi çocuklarımızın ailelerine de buradan teşekkür ediyoruz. Destekleri için, örnek aileler oldukları için de. Bu hangi spor olduğu da önemli değil. Ama ne şanslıyız ki bilardoda böyle de veylelerimiz var. Onları da çağırmaya devam ediyoruz bu gibi desteklere. Çocuklarını getirmeleri için. Bilardo ile ilgili söylemek istediğin başka neyin var? Bir şey yok. Teşekkürler. Tamam hayatım. Eklemek istediğim bir şey yoksa o zaman teşekkür ederim. Ağzına sağlık. Umarım finalden sonra tekrardan şampiyon olarak da röportaj yaparız. İnşallah. Teşekkürler. Bilal hoş geldin. Hoş buldum. Teşekkürler. Nasılsın? Keyfin nasıl? İyiyim. Siz nasılsınız? Sağ ol. Çok teşekkür ederim. Senin gibi gençleri gördüm. Çok iyi oldum ben. Teşekkürler. Kaç yaşındasın? 17 yaşındayım. Ne kadar zamandır bilardo hayatında? 5 yıldır bilardo hayatımda ama çoğunlukla bir senedir daha sıklıkla oynuyorum diyebilirim. Yeni yüklenebildin. Aynen. Önce oynarken şey yapmıyordum fazla, önemsemiyordum. Sonradan hocalarım falan üstünde durdu. Bu sene biraz daha iyi oldum, yani gayret gösteriyorum. Artık bir spor olarak, antrenman yaparak, ciddiye alarak mı evet, devam ediyorsun? Evet, aynen. Buradaki U17 turnuvası için ne düşünüyorsun? Bence çok güzel bir çalışma olmuş. Hem şey tecrübe için, hem buradaki çevre için. Herkes birbiriyle daha samimi bir şekilde duruyor sonuçta. Yani öyle. Ve bu da size mentor olarak da aslında güç kazandırıyor değil mi? Aynen. Çok güç kazandırıyor yani. Ortalama olarak bayağı iyi oldu ya. Peki Türkiye Şampiyonası'nda oynuyor musun? Oynuyorum. Derecen ne durumdasın şu anda? Okul sporlarında Türkiye dördüncülüğüm var. Harikasın. Bir de şey bu seneki turnuvada 3. etapta 8 topta Burak Karaş beni çeyrek finalde elemişti. Oradan da bir 5.liğim var. Çok güzel. O da güzeldi. Aynı şekilde. 9 topta da 13.liğim var. O da çok güzel. O da gayet güzel. Peki hayatında bilardoyu profesyonel olarak istiyor musun? İstiyorum. Yani ya da hani kafanda başka şeyler mi var yani hayatında? Ya, ben milli sporcu olmak istiyorum ya. Ve bunu bilardoda mı yapmak Evet, bilardoda yapmak istiyorum. Bir şey ne oldu? Hayatında bilardoyu devam ettirmek istiyor musun? İstiyorum. Ve yani profesyonel anlamda devam etmekte aynı mısın? Evet. Tabii biliyorsun ki bunun için sponsora ihtiyaç var. İşte evet. Bu yayında da hep ondan bahsediyoruz. Evet. Senin ve senin gibi sporcularımıza da zaten sponsorlara bu yüzden çağrı yapıyoruz. Bu gibi rahatlığın olsaydı hayatını çok daha fazla bilardoya yönlendirir miydin? Yönlendirirdim kesinlikle. Şu an yani mecburen çünkü okulun da var. Aynen öyle. Ama şey sonuçta bir sponsorum falan olsa ben hem dersime hem de bilardoya yoğunluk verirdim. Yani ikisini aynı anda yürütmeye bakardım ama şu an
hem dersler hem de bilardo, ikisi bir arada biraz zor oluyor. Arada doğru. Bir turnuvalara falan katılma oluyor işte. Onları da kendi çapımda da katılmaya çalışıyoruz. Doğru ama işte dediğim gibi hani okulundan da fırsat bulduğunca şimdi yapıyorsun. Elbette evet. Ki bir yerden sonra da okulun da bitecek. Yani aynen zaten diyor. Ben bu sene 12. sınıfım. Seneye üniversite var. Yani üniversitede daha rahat olacağım zaten. Muhtemelen daha çok vakit ayırabilir aynen, hale evet. Geleceksin. Peki ayırmak istiyorsun değil mi yani? Evet devam istiyorum. İstiyorum. Nerede yaşıyorsun? Kırıkkale'de yaşıyorum. Kırıkkale'de ne kadar imkan bulabiliyorsun oynayabilmek için? Buluyorum. Bizim kendi salonumuz var orada. Ama ben tek başıma çalışıyorum. Benim orada gösterecek falan kimse yok. Yani evet. Orada fazla zaten oyuncu da yok. Yani öyle Amerikan'a falan oynayan Türk zaten hiç yok diyebilirim. Doğru. Doğru söylüyorsun. O yüzden o şekilde yani. Senin orada aslında o gibi bölgelerde biraz da coaching'e de ihtiyaç var. Aynen öyle. Aslına bakarsan. Ben bu kendimi bu yerlere getirmem. Yani kendi çapımda oldu yani. Ben kendim oynayarak kendimi geliştirdim. Birisi bana o kadar fazla katkı yapmadı. Bravo, ona rağmen. Aynen, yani ona rağmen buralara kadar gelebildim yani. O kadar fazla gösteren yok yani. Doğru Amerika'da oynayan yok zaten. Öyle. Aslında eskiye nazaran şu anda bilgiye ulaşmak daha kolay. Eminim şu anda da kendini ancak internetten falan geliştiriyorsun. Evet, evet. Onları da yapıyorsun değil mi? Evet. Ve yapmaya da devam edeceğim muhtemelen. Evet, edeceğim. Ya da bir coaching'in olsa, bir koçluk alabiliyor olsan falan muhtemelen çok daha yüksek aynen noktaya öyle. Gelirsin. İnşallah. Ve bunları istiyorsun ve devam edeceksin. İstiyorum ve devam edeceğim. Umarım seni ve senin gibi gençlerimizi çok daha iyi yerlerde göreceğiz. İnşallah ve ya. Benim tahminim düşündüğümüzden çok daha kısa süre içerisinde bunları yaşayacağız. Teşekkürler. Yani eklemek istediğim bir şey var mı hayatım? Çok teşekkür ederim. Bu şampiyonlarla ilgili şu anda amacın ne ve ne durumdasın? Amacım yarı finale kadar çıkmak ya. Yani. En az bir yarı finale aynen, çıkayım. Aynen en az bir yarı finale kadar çıkmayı hedefliyorum kendimce. Yani finalle oynasam daha iyi olur. Neden olmasın aynen, o kadar hedefledikten sonra. Evet. Çok teşekkürler. Ağzına rica sağlık ederim. Sağ olun. Aşkın hoş geldin. Hoş buldum abi. Merhaba. Nasıl keyfin? İyi. Az önce zor bir maç atlattım. Allah'a şükür. Kim neydi maçın? Fatih Altın. Ne durumda? Maç nasıl bitti? 4-0 kazandım. Bravo. Loser maçımdı bu. İlk maç gerçekten çok büyük bir heyecan yaptım. Şuramda böyle bir ağırlık vardı. Topları atamıyordum önüme gelen. Koluma öküz oturdu deriz aynen, öyle bir deyim evet. Vardır. Sonra bir nefes aldım. Elimi yüzümü yıkadım. Kendimi toparladım. Bu şekilde gayet düzgün %100 bir performans sergiledim. 4-0 kazandım. Süper. Şimdi kuralları bekliyorum heyecanla. Süper. Şu anda kaça çıkacaksın? Son 16 maçına çıkacağım. Son 16 maçına çıkacağım. Kaç yaşındasın aşkım? 15 yaşındayım. Ne kadar süredir bilardo hayatında? 8 ay. 8 aydır oynuyorsun. Evet 8 ay önce. Şu anda herhangi bir derecen ve durumun nedir bilardo ile ilgili? İlde şampiyonluğum var. Süper. Türkiye'de şu anlık bir derecem yok. Nerede yaşıyorsun il olarak? Denizli. Denizli'de. Evet. Denizli'de imkan bulabiliyor musun oynayabilmek için? Sağ olsun. 3-4 tane salonumuz var. Bana çok özel bir şekilde ilgileniyorlar. Hepsine teşekkür ederim. Hatta lütfen hepsinin de ismini verelim ki insanlar duysun diye düşünüyorum. Denizli, Ozan Bilardo. Ozan Bilardo. Dodo Bilardo. Dodo Bilardo. Plus Bilardo. Plus Bilardo. Ve Cümbüş Bilardo. Cümbüş Bilardo. Evet. Hepsine de buradan teşekkürlerimizi gönderelim. Sana ve senin gibi gençlerimize destek oldukları için, örnek oldukları için. Bilardo'yu ne kadar istiyorsun hayatında daha bundan sonra? Ömür boyu. O zehir girdi mi kanına? Evet evet. Cidden çok seviyorum oyunu. Zevk alıyorum oynarken de. Hiç sıkılmıyorum. 8 ayda da bu seviyelere getirebildin oyunu. Evet Allah'a şükür. Bravo tebrik ederim. Dediğim gibi farz edelim diğer arkadaşlarımıza da kardeşlerime de soruyorum. Sponsorun olsa, sponsorların olsa tabii ki de okul süreçlerinde düzene girdikten sonra, belirli noktadan sonra hayatında profesyonel olarak bilardonun kalmasını ister misin? Yani bir profesyonel bilardocu olmak istiyor musun? Yani tabii ki profesyonel olmak isterim. Burada sponsorların falan çok önemi var. Şu anda tabii sponsorum yok artık. Nasip olursa. O kısmı sorun değil diyorum ya. Sponsorluk aslında başarı gerektirir. Evet. Başarı da sponsorluk kesinlikle ister. Kesinlikle evet. Biraz tavuk ve yumurta durumudur. Dolayısıyla ben bunların da rahatlıkla zaman içerisinde geleceğini düşünüyorum. Özellikle evet. Sende de. Ve daha yaşında çok müsait evet. Bununla ilgili. Buradaki U17 ile ilgili, bu turnuva ile ilgili ne düşünüyorsun? Sana kattıkları ile ilgili. Bu turnuvada öncelikle her masanın farklı olduğunu düşünüyorum. Yani masayı çok garipsedim gerçekten. Performans olarak mı diyorsun? Masaların evet. Performansı. Hızı olsun, bantları olsun cidden çok farklı. Masa karakterleri senin alışık olduğun gibi değil mi şu an? Evet, şu an zaten daha 4-5 masa faktörü görebiliyorum. Masalar cidden çok garip geldi. Biraz idman falan yapmaya çalıştık 15-20 dakika turnuvadan önce. Cidden çok garip geldi. Şu an daha tam alışmış değilim ama alışmış. Normal, elin alıştıkça, evet. Isındıkça zaten masaya alışır. Ama zaten bu ısınmayı da 5 dakikada bekleme. Evet. Öyle de bir durum var. Çünkü profesyonel oyuncu için bu 2 dakika.
O ısınma süresi aslında buna yarıyor. Yani kolunu ısıtmak değil, amaç masanın karakterini tanımak. Evet. Ama tabii ki de o seviyede olmadığınız için şu anda bunu çok da kafana takmana gerek yok. Yine iyi bile alışmışsın diye düşünüyorum yani. Ve bu şampiyonların, bu turnuvaların da devamının geleceğini biliyorsun değil mi? Evet. Ve istiyorsun değil mi bunları? Kesinlikle. İşte bunlar size ne katıyor mental açıdan sence? Hem hani korkmamayı, her evet. şeyi yani duygusal veya şey olarak her şeyi katıyor yani bize. Çünkü maça çıktığın zaman nasıl bir psikolojik baskı oluşuyor değil mi? Mesela tribünden oyun çok farklı ama oyun içindeyken oyun ayrı bir dünyaya. Değil mi? Masanın başına girdiğin evet. zaman komple bu sefer çok doğal olarak elin ayağın da titremeye evet. başlıyordu. İlk yani. Maçımda özellikle. Sol elim titriyordu yani. Maçtan sonra bile titriyordu. İşte, işte. Atlattım bu gibi turnuvaları daha çok yapmanız gerekiyor. Bu, zaten aslında burada alışmanız gereken konu o. Turnuva tecrübesi dediğimiz konu o. Ve sizin yaşlarınızda da bu çok önemli bence. Evet. Sen şu anda peki hayatının geri kalanı ile ilgili bu tarz planlar yaptın mı bilardo ile ilgili ne yapacağını diyeceğim. Yani deyim yerindeyse baş koydu mu buna daha bu yaşında? Tabii ki de değişebilir bu yani evet. hayat çok değişken. Yani şu anlık ben Beysu Üniversitesi düşünüyorum. Süper. Hem sporumdan dolayı hem bilardo hem okulumu aynı anda şey yapmayı Doğru. düşünüyorum. Öğretmenlik düşünüyorum, beden eğitimi öğretmenliği. Aynı zamanda da profesyonel olmak istiyorum bilardo konusunda. O yüzden azim, emek, çabalıyorum. Sporu her halükarda hayatında evet, istiyorsun. Kesinlikle. Yani. Umarım olursun. Ben sizin hepinizin yani senin de gençlerin gözlerinde bunu görüyorum burada oturduğumdan beri. Umarım olacaksınız diye de düşünüyorum. Daha da iyi yerlerde sizi daha da iyi noktalarda göreceğiz ve o zamanlar tekrardan röportaj yapacağız diye düşünüyorum. İnşallah. Eklemek istediğim bir şey var mı hayatım? Çok teşekkürler. Ben teşekkür ederim ağzınıza. Bilal Sorta'da buradan çok teşekkür ediyorum. Kesinlikle. Sundukları için. Kesinlikle. Hepsine tek tek teşekkürlerimizi evet, sunarız. Ağzına sağlık. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim.